Sizler böyle istemişsiniz, uygun kıyafet satan mağazaları çekebilir misiniz diye. Herkese merhaba arkadaşlar. Buğra ile Gereksiz Bilgi Göz Çıkarmaz bölümüne hoş geldiniz. İşte krem bölümü çok önemli burada. İyi ki de geldik. Durumu var bu tip yerlerde. Aa ben bunu beğendim, yarın gelim alayım ya da iki gün sonra gelim alayım derseniz bulamıyorsunuz. Bakın çok tatlı. Cimri, yani cimri bir aslan burcu gördünüz mü bilmiyorum. Ben görmedim. Burada Türk havları var arkadaşlar. Dene beni diyor. Neresini deneyeceğim ben bunu? Bakın böyle. Ah! Askıyı kırdım. Sana bunu almak istiyorum Ceyda. Aa, ne o? Şampuan. Yok yok ya bu mağazada. Evet, börtası yani. Alıyorum. Gerçekten mi? Evet. Yok artık. Gerçekten. 29 dolar ama bunun kendi mağazasından 50 dolar. Kafanı sen yap. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Biz nereye geldik? TJ Maxx'e geldik. Sizler böyle istemişsiniz, uygun kıyafet satan mağazaları çekebilir misiniz diye. Daha önce biliyorsunuz Ross'u çekmiştik. TJ Maxx'e Ross'un bir üst kademesi. O yüzden benim de çok sevdiğim bir... Benim de çok sevdiğim bir mağaza, genelde hep alışveriş yaptığım yerlerden birisi. O yüzden size burayı gezdireceğiz Buğra'yla. Şimdi içeri gireceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Buğra ile Gereksiz Bilgi Göz Çıkarmaz bölümüne hoş geldiniz. TJ Maxx 1976 yılında Amerika'nın Massachusetts eyaletinde kurulmuş. Farklı bir isimle kurulmuş. Şu anki sahipliği olan firma Marshall, yine ucuz ürün satan bir marka olan Marshall'ı satın almak istemiş. Marshall satmayınca kendileri başka bir isimle bu konsepti kurmuşlar. Marka ürünleri ucuza satabilecekleri bir konsept olarak kurmuşlar. Aslında şöyle, spor markaları olsun ya da işte daha bildiğimiz markalar olsun, TJ Maxx'in içinde var ve bölge bölge de değişiyor aslında ürünleri ve malları. Ama bazen de atıyorum Adidas'a gittim, bir tane tişörtünü beğendim ama yeni sezon bazen de TJ Maxx'te bulabiliyorum. Mağazada 40 dolar ama TJ Maxx'te 10 dolar alıyor, 8 dolar alıyor. O yüzden keyifli oluyor ama bir şey söyleyecektim ben konuyla alakalı. Evet Ceyda, yani tabii Amerika'da bu tip böyle departman store'lar çok fazla var ama TJ Maxx bunların lideri konumunda bulunuyor şu anda. Genel giderleri öbür markalara göre neredeyse yarı yarıyaymış. Amerika içinde yaklaşık 1000 tane mağazası var, 1000'den fazla hatta mağazası var. Avrupa'da da İngiliz, yine TJ ile başlayan başka bir markayla karışmasın diye TK Maxx olarak Avrupa'da veya Amerika dışındaki başka yerlerde TK Maxx olarak da... YK gibi. Evet. Smiley YK mı demek istedin? Evet. Bazı şarkılarını çok severim gerçekten. Hangi şarkılarını mesela? İşte krem bölümü çok önemli burada. İyi ki de geldik. Ya ne kadar küçükmüş o aletler, şeyler. Evet. Alışveriş arabaları. Ama hepsi küçük değil. Bu TJ Maxx'te Boca Raton'da burası. Ürünler daha farklı. Şu anda bize bakıyorlar ne yapıyoruz diye. Normal şartlarda burası marka bölümü TJ Maxx'in. Markalar bulunuyor. Örnek veriyorum, şu an ayağımda Gucci'nin ayakkabısı var. Normal şartlarda mağaza fiyatı bunların 1500 dolar ama burada 700 dolar. Birazcık daha indirimli oluyor. Bazı TJ Maxx'in içinde böyle markalar var. Çantalar burada. İçine böyle camlı kilitli içinde. Sen isteyince çağırıyorsun hanımefendiyi, gelip gösteriyorlar. Burberry'nin bu ayakkabıları mağazada 850 dolar ama burada işte 600 dolar. Louboutin 600 dolar. Mağazada 1200 ile 800 dolar arası değişiyor bu tip ayakkabı. Burası da daha uygun ayakkabılar. Bazen içinde markalar çıkıyor. Aa, geçenlerde bakın bu ayakkabıyı aldım ben. Katy Perry'nin bu terliğinin aynısını aldım. Bir ara göreceksiniz videolarda. Mesela bu 30 dolar. Mesela Puma'nın bir ayakkabısı var. 39 dolar. Bu şekilde. Spor ayakkabı. Yani genelde bu tip ayakkabıları 30 dolar, 20 dolar, 10 dolar bulabiliyorsunuz. Normal şartlarda bu demin geçtiğimiz bölge kıyafetler, markaların olduğu kıyafetler var. Aralarda Gucci'sinden birçok markaya kadar var. Ama daha işte düşük fiyatlı, işte kalmış eski sezondan falan bulabiliyorsunuz. Burada bu bölümü var. Mesela bakın burada Gucci'nin bir ayakkabısı var. 500 dolar. Çok çirkin bir ayakkabısı ama. Şunu giyeyim sana. Oo, bir... Çok çirkin bir ayakkabı ama. Bunlar biraz daha pahalı markalar ama bu bölümde işte Adidas olsun, Nike olsun, farklı markalar ya da markası olmayan ama şık olan ayakkabılar var. 30 dolara, 20 dolara, 50 dolara. Ray-Ban gözlükler var. 50 dolar.
60 dolar. Herhalde yeni yıl geliyor ya, yılbaşı. Bir sürü kıyafet getirmişler. Şöyle bir durumu var bu tip yerlerde. Aa, ben bunu beğendim, yarın gelim alayım ya da iki gün sonra gelim alayım derseniz bulamıyorsunuz. Atıyorum bunu beğendiniz 38 numara, mayanız 37, 37'de bulamıyorsunuz. Az ve öz oluyor. O yüzden bulduğunuz zaman beğendiğiniz bir şeyi de almanız gerekiyor. Çünkü bulamayabilirsiniz. Zaten bunların sistemi da bu. Yaratmak istediği konsept o. Bir daha bir bulduğunuzu, bir gördüğünüzü bir daha bulamazsınızı yaratıp bu konuda çok başarılı oldukları için bu marka da Amerika'da çok büyümüş. Hiç anlamadık biz. Bakın çok tatlı. Bunu alacağım ama fiyatını göremedim üstünde. Sen görebiliyor musun? Bakmıyorum ki göreyim. Ya en fazla olsa olsa 20 dolardır diyeceğim, buldum. 19 dolar. Burak, yine sana yazıyorlar. Bazı yorumları görüyorum. Yazsınlar. Hayır, böyle market alışverişi çektik en son. Ne diyorlar ki, bir türlü Burak'ı çözemiyoruz. Cimri mi tutumlu mu? Cimri mi tutumlu mu? Ya. Arkadaşlar, gereksiz şeyleri niye alalım? Cimri, yani cimri bir aslan burcu gördünüz mü bilmiyorum. Ben görmedim. Bu da burcunu keşke övecek ya. Yok, burcumu övmekle alakası yok ama her aslan burcu ile ilgili de çok yorum geldiği için ikisini birleştirerek cevap veriyorum. Keşke biraz cimri olsam, yani isterdim biraz cimri olmayı aslında. Mutfak için ürünler var, böyle fırçalar. Merhabalar. Ay bakın, bunlar çok güzel. Bunların içine sabun koyuyorsunuz, böyle süngeri var. Böyle sürterek tabaklarınızı yıkıyorsunuz, fırçalıyorsunuz. Arkada böyle mutfak paspasları var. Burada havlu bölüm var. Ben bütün havlularımı alıyorum TJ Maxx'ten. Ama burada Türk havluları var arkadaşlar. O yüzden eğer Amerika'da yaşıyorsanız genelde böyle çoğu havluları böyle su çekmiyor ve ben de sevmem. Belli bir zaman sonra da zaten onlar koku yapıyor. O yüzden polyester. Bakıyorum her havluya. Çoğu Türk havlusu. Hatta göstereceğim. Ya bulamazsam ama bilin ki TJ Maxx'te Made in Turkey yazan bir sürü havlu var. Oyuncaklar da çok uygun oluyor burada. Ne demiştin sen geçen gün? Ne Barbie demiştin şeyi çekerken, Korsko'yu çekerken mi? Ne Barbie dedin? Küçük Barbie. Küçük çaplı. Küçük çaplı Barbie. Burada mesela yine böyle ufak çaplı Barbie'ler var. Normal Mickey'nin böyle doktor seti. Her şey var içinde. 15 dolar. Dene beni diyor. Neresini deneyeceğim ben bunu? Neyse, dene beni diyor. Ses çıkartıyormuş. 6 dolar. Böyle seti var çocuklar için. 10 dolar. Normal şartlarda bu oyun metlerine bütün anneler bilir. Ben de talyayı kullanıyorum. Normal mağazalarda bunlar böyle 100 dolar filan. Ama burada da bulabiliyorsunuz. 30 dolar arkadaşlar. Türkiye'de bunlar acayip pahalı, biliyor musun Burak? Öyle mi? Acayip pahalı. Şok oldum böyle. Mesela bakın, Nike'ın şöyle bir takımı var. 19 dolar. Bu Baby Alive'ları Türkiye'de anneler bilir ne kadar pahalı. Ama burada 7 dolar. Tabii bunun daha böyle aksesuarları olan serileri de en fazla burada 15 dolar, 14 dolar ve 20 dolar. Ama hatırladığım kadarıyla en son Türkiye'de 1600 TL filandı. Burada mayolar var. Bakın, bende bundan var. Michael Kors'un mayosu. 29 dolar. Onun farklı rengi var. Ve çok güzel mayolar var. Ben bütün mayolarımı buradan alıyorum. Spora gittiğim için her gün bütün taytlarımı buradan alıyorum. Mesela Reebok'un taytları 13 dolar. Nike'ın taytları oluyor, Adidas'ın oluyor. Onlar da max 15-16 dolar arası değişiyor. Bakın böyle, ah! Askıyı kırdım. İçine bakın. Bakın niye falansın? Üstü var, 20 dolar. Yani çok şey bulabiliyorsunuz gerçekten. Mesela Kolombiya markasını zaten herkes bilir, böyle yağmurlu, 50 dolar. Bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi Christmas indirimleri falan daha gelmedi. Bunların fiyatları tabii yüksek. Bir ay sonra var ya, bunların hepsi yarı yarıya düşer. Tabii, mesela bakın Nike'ın böyle bir eşofman üstü var, 24 dolar. Birçok marka, Nike, Adidas, Reebok, aşina olduğunuz işte Kolombiya, North Face, bu tip ürünleri burada çok bulabiliyorsunuz ve uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Böyle bir yere geldiğiniz zaman biraz vakit
vakit ayırmalısınız arkadaşlar. Çünkü her şey çok yani karışık. Tek tek bakmanız lazım, incelemeniz lazım. O yüzden de zaman alıyor. İşte burada elbiseler var. Gece elbiseler var. Günlük giyebileceğiniz elbiseler var. Geçen gün bu elbiseyi alacaktım. Çok da yakıştı bana. Akşam eğlencede giyerim diye. $20 bakın bu elbise. Şimdi yılbaşı geliyor. Böyle bir elbise giyebilirsiniz. Ne kadarmış? $24. Bu mağazaya benim gibi biri lazım. Bende düzen takıntısı, böyle askılar şey olacak, renkler tek tek olacak durumu var ya. Mum ederim gerçekten herkesi. Böyle pantolonlar çeşit çeşit. $19. Böyle çanta bölümü bütün böyle çoğu markalar var. Michael Kors var, işte Marc Jacobs, Tommy Bahama, Tommy, Longchamp'lar var. Çok seviyorum o markayı, bu marka. Bakın burada da oluyor bazen ki bu da çok tatlı bir çantasıymış. Ben çok seviyorum bu markayı. Mesela $70 bu. Mesela bakın aynı markanın böyle saplısı var. $99 ama bu marka bir tık pahalı bir marka normalinde de. O yüzden böyle ama burada size göstereyim. Donna Karan'ın şöyle bir çantası var. $39. Guess'i göstereyim size. Şöyle bir çantası. $40. Yani Michael Kors'un da çantaları oluyor. Böyle bir çantaları bölüm bölüm ayırıyorlar. O yüzden siyahlar mesela. Siyahlar full siyah bölümü. Renkler bir noktada. Bakın işte Tommy'nin böyle bir Tommy Hilfiger'ın böyle bir çantası var bu şekilde cüzdanıyla. $34. Hem orta yaşlı insanlar için hem de gençler için inanılmaz güzel çantalar oluyor. Bakın Adidas'ın bu şekilde cepli çantası var. $19. Bakın Michael Kors'un böyle bir çantası. Biraz bu pahalı, $129 ama Michael Kors'un birçok çantasını burada 70'e, 80'e, 20'ye çantasından değişiyor. Bulabilirsiniz. Çok tatlı bir gece çantası, $19. Şu Prada olsaydı beğenirdiniz. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Yani ben şeyi anlamıyorum. Tamam ben de seviyorum bazı markaların ürünlerini ama ben buradan da gelip işte bu tarz hiç markası olmayan ama beğendiğim ve hoşuma giden çantaları alıyorum. Yani böyle şeyi sevmiyorum insanlarda. Ben bunu takıyorum. Bu yüzden böyle yani. Ceyda sana bunu almak istiyorum. Bunlar ne ya? Sana bunu almak istiyorum Ceyda. Al. Ne o? Bunlar çok güzel. Aa şey oldum böyle bak. Kafana da bunu. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Yani bu kanalda kamera hileleri falan da var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her şey var bu kanalda. Burada da işte fön makineleri, maşalar var. Size göstereyim. Bu markayı bilirsiniz hep. Şey bu, hem kurutuyorsunuz hem fön çekiyor. $29. Bu tip ürünler muhtemelen pahalıdır Türkiye'de. Hem fişi değişiyor. Evet yani hani belki. 220'ye çıkıyor falan. Daha custom ve daha satıldığı için muhtemelen daha pahalıdır. Burada işte kremler, makyaj ürünleri, saç ürünleri her şey var. Göstereceğim. Kullandığım da ürünler var. Bu ne Ceyda? Böyle içinde bak ürünler böyle topçuklar var. Hani kolajen bak, işte. Bak altın. Altında kolajen. Bir şeyler Nusret diyor. Nusret mi bu? Ne marka bu? Estée Lauder'ın böyle bir kremi var. $19. Yani bildiğimiz bir markalar da geliyor belli ürünleri. Buradan da bulabilirsiniz kullandığınız ürünleri. Alabilirsiniz. Daha uygun oluyor. Gerçekten çok daha uygun oluyor. Yani evet bak markaların bir kısmı burada. Shiseido'nun ürünü. Biraz pahalı. Bu serummuş zaten. $49 ama muhtemelen mağazasında bir tık daha pahalıdır. Tabii böyle inceleyeceksiniz çünkü herkes her şeyi alıyor bir yere koyuyor, yerine koymuyor, alıyor vazgeçiyor başka bir reyona bırakıyor. İnceleyerek ara ara bakacaksınız. Burada envai çeşit yüz maskeleri var işte mikilisi, osu, busu, hayvanlısı, keçilisi, osu, busu her şeyi var. Ben görmedim o hayvanlısını, keçilisini. Şurada bak tilkili. Böyle tilki şeklinde koyuyoruz sıratına. Böyle ayak bakımları, şampuan. Yok yok ya bu mağazada. Evet, mesela makyaj ürünleri de iyi ben ürünler var. Benim gittiğim, girdiğim en iyi TJ Maxx bu ya, kesinlikle yani. Evet, hı? Arkadaşlar bakın çok tatlı değil mi? Dudak kremi. Zaten Coca-Cola hatırlıyor musun? Atlanta'da Coca-Cola şeyini almıştık. Evet evet, bakın böyle şey dudak kremi. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tanesi $5. Bakın böyle setler var. Kaç para mesela yılbaşı hediyesi? Bakın dudak kremi var, mum koymuşlar. Gece için böyle maske koymuşlar, tonik koymuşlar. Bir de yüzünüze böyle lavantalı su spreyi $25. Ki bu Mario Badescu çok iyi bir markadır. Markaların bütün çoğu parfümleri ya da işte ürünleri burada. Kremler de var buraya koyuyorlar ama daha uygun. Aa Ceyda sana buldum ne alacağım yılbaşı hediyesi. Sağ elimi sol elimi. Sağ elinde kamera olduğu için sol elimi.
is Elon Musk. Sağ mı sol mu? Sağ. Al o zaman. Bu ne? Doritos'un göz maskesi. Hayır, far. Ne iş, ne bileyim ben. Göz. Anlamam ki ben. Ay bunu Cheetos mu alsam bir bu dakika. Dalga mı getiriyorsun ya? Çitosun rengi ve Doritos'un rengi. Böyle bir şey olabilir ay, mi? Ay bunun rengi çok güzel. Şununla şu. Böyle bir şey olabilir mi? Doritos'u alıyorum. Gerçekten mi? Evet. Yok artık. Gerçekten. Jimmy Choo'nun parfümü var. Böyle bir sürü farklı modelleri var. $34. Burada da bazı birçok parfüm. Mesela Dolce & Gabbana'nın parfümü var. Light Blue $60. Versace'nin bu parfümü var. $24. Buracığım. Sen istersen birazcık erkek rayonunu gösterir misin fiyatlarını? Ben de şurada bakacağım şeylere bakayım birazcık. İyi, tamam. Mesela Tommy'nin bir eşofman üstü var arkadaşlar. Beni mi takdir ediyorsun? Evet, $29. Ama bunun kendi mağazasından $50. Şu neymiş? Şu evet. Polar olan. Onu çok merak. Markası. Markası yok. Markası yok. Ama güzel bir şey yani. Ayı postu gibi bir şey. Kaç para? Bir dakika bakayım. $19. Bütün kışı geçirirsin bundan yani. Timberland'in şortu var. Tamam. Ay şey. Bora. Böyle hani Bora bu arada o kadar sevmez ki alışverişi falan. Genelde ben ona alışveriş yaparım. Bütün her şeyini gelir alırım seçerim. O yüzden böyle o kadar ruhsuz anlatıyorsun ki. Gel ben anlatayım gel. Ya severim alışveriş de bu tip yerlerde ben kafayı yiyorum. Beceremiyorum bu tip yerlerde. Al sen anlat. Bulamıyorsun çünkü. Bulamıyorum ben bu tip yerleri beceremiyorum. Araştırman lazım. Aynen. Al sen anlat. Sen Michael Kors'un böyle tişörtü var $24. Yani bu arada hepsi bu Michael Kors ya da bahsettiğimiz diğer markalar hepsi orijinal. Dediğim gibi ya bir önceki sezonun olan ürünleri onları gönderiyorlar. O yüzden de daha uygun fiyata satılıyor. Mesela bu Türkiye'de çok pahalı. Gerçekten Türkiye'de görünce ben şaşırmıştım. Çünkü bizim burada $10, $8 yani $20. Bu tip ürünler işte $14. Bakın mesela aynı markanın tişörtünü. Ne o? Champion. Evet. Champion. $7. Gerçekten şöyle abartmıyorum. O dediğim lüks mağazada düz beyazı bunun satılıyor. Champion yazıyor. 1300 TL falan da 1400 TL. Şu Nike'lara bak bakayım kaç para. Şu spor için Nike'lara. Mesela fıstık gibi tişört. $16. Çok güzel ama. Adidas'ın kaç tane çorabı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çorabı $9. Puma'nın çorapları. İşte mesela Timberland markasının böyle kalın kışlık uzun çorapları $9. Kuyruk var bak. Genelde $9. Uf, şu flamingoya çok sinirim bozuluyor. Ah, evde var. Var bu. Kafasını sadece böyle ne? Onu nasıl yapıyor? Gerdan kıvırmak. Ben hiç yapamam. Nasıl yapıyor kafasını? Oynatıyor. Zara'nın elbisesi gelmiş. $12. Zara mı var? Evet. Nasıl olur ya? Bak bazen TJ Maxx'e geliyor Zara'nın elbiseleri. Hadi canım. Bazen denk geliyorum, görüyorum. Ya Zara'nın bu kadar outlet'i var, bilmem nesi var, saçma sapan markaları var. Onlara göndermiyor mu? Yani çok ilginç. Çok nadir geliyor ama. Hayır, buradaki birçok markanın outlet'i var da Zara'nın gelmesi çok ilginç geldi. İlk defa hayatımda Zara'yı başka bir böyle department store'da görüyorum. Yılbaşı geldiği için bakın böyle Versace'nin bu parfümü. İçinde duş jeli, kremi, küçük çanta boyu normal parfümü. Böyle bir seti $69 satıyorlar. Bir de bu şey çok ilgimi çekiyor benim. Kasaya gidiş böyle kendi başına ayrı bir market gibi bakın. Sıra sıra bunların arasından gönderiyorlar sizi. Ucuz ürünleri koyuyorlar. Çantanızı bir şey atıyorsunuz böyle küçük. Buradan da ekstra gelir elde ediyorlar. İnanılmaz akıllıca dizayn edilmiş bir hediye aldıysanız burada hediye için torbalar var. Poşetler var, torba diyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Böyle size çok daha detaylı göstermek isterdik ama çok çok kalabalık bir mağaza ürünler var. Ama aşağı yukarı genelde konsepti bu, fiyatları bu ve birçok şeyi de temin edebilirsiniz daha uygun fiyata. Eğer bir gün böyle Amerika'ya geldiğinizde TJ Maxx gördüğünüzde mutlaka girin, inceleyin. Çok uygun alışveriş yapıp buradan götürebilirsiniz eşyaları. Burada yaşayanlar zaten biliyordur. Onlar için bir şey söylemiyorum. Benim çok sevdiğim bir mağaza, çok da alışveriş ettiğim bir mağaza. O yüzden böyle geldik, gösterdik. Böyle içeride böyle şeyler yapamadık. Burada tişört $5, koş Burak şurada şunu yapamadık. Çünkü gerçekten mağazada insanlar bazen rahatsız oluyor. Lütfen beni çekmeyin diyor. Siz böyle bir bütünüyle izliyorsunuz videoyu ama biz çoğu zaman
zaman durdurmak zorunda kalıyoruz. O bölümde çekemiyoruz, başka tarafa giriyoruz. Tabii böyle bir mağazada da zaten aynı kişiler bir 4-5 kere, 6 kere yüz yüze geliyor. Eğer ikinci kez bir daha geldiğimiz zaman aynı kişiyle yüz yüze, bu sefer müdürüne söylüyor, lütfen çekmesinler, rahatsız oluyoruz diye. Müdür geliyor bizle konuşuyor, lütfen insanlar rahatsız oluyor, ona göre hareket edin diye. Çünkü burada kişilik haklarına çok saygı gösteriyorlar. Biz zaten dikkat ediyoruz elimizden geleni ama dediğim gibi umarım mutlu oldunuz ya. Bir türlü kapatamadım videoyu. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol kalpler, yorumlar göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Seviyorum. Talyol'e diyor ya, seviyorum yom yom. Hepinizi çok seviyoruz. Giderek ailemiz büyüyor. Yani bu video benim ikinci videom olacak arkadaşlar dünyadan sonra. Yani böyle gerçekten çok kafamı toparlayamıyorum. Yani burada da görüyorsunuz ne kadar gülmeye çalışsam da bir anda gidiyorum. Kafanı sen yap. Korktun mu? Hayır, da kamerayı tuttuğum elime vurdun. İyi ki kamerayı düşürmedim. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşürüz. Bye bye.